Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Çayın fiziksel yapısı, işte kokusu, likörün her türlü kalite parametreleri inceleyelim. Beklemeyelim. Hemen dekatlıların sistemini göstereyim. Normalde 6 dakikalık süremiz vardı. Biraz bu işi sadece hızlı yaptık. Çayın posası, aroması, kokusu. Kim bilir genel başkanım çayın bölgesel itibariyle. Değil mi efendim? Yatkanlarınız vardır mütevara. Evet, güzel. Likör değeri ve en sonunda da yaptığımız şey tadım. Tadım odayı. Şu anda çok sıcak. Kaşıkla mı yapıyorsun? Kaşıkla yapıyoruz. Bu da. Bunu laboratuvarda tadı siz, yani sizler tadıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Üretim aşamasında da tadılıyor. Üretim aşamasıyla burada üst üste getirilmiş oluyor. Hangi jumbo'nun hangi jumbo'yla eşleşeceği. Normalde. Tam yetiyor. Bir tane. Evet. Biraz da patates. Tamam. Yok hayır yetiyor. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun. Bizim gelsen de çıkabiliriz. Arkadaşlar bir yorum verirseniz. Kaç yıldır çalışıyorsun? 15 yıl. Siz? 10 yıl. Geri girdi. 11 yıla yakın. Maşallah var. 18 yıl çalışan arkadaşı da vardı. Evet. En kıdemliler onlar. 16-17 yıl.
Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sağ olun. Sizlerle tanıştığım için, üreten insanlar olarak sizlerle tanıştığım için ayrıca çok mutluyum. Tabii Sayın Müdür, Fabrika Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. İnşallah ve en büyük arzumuz Türkiye, üreten Türkiye olsun. Bir fabrika olmasın, 10 fabrika olsun, 1000 fabrika olsun. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. En büyük arzumuz bu. İşsizlik çok kötü bir şeydir. İşsizlik bütün kötülüklerin arasıdır. Ama bir insan iş bulduğu zaman, çalıştığı zaman, ürettiği zaman, evine akşam huzur içinde gidebiliyor, huzur içinde evde tenceresi kaynıyor, bir araya geliyor, anne, baba, çocuklar, bir gelir kaygısı olmuyor. Dolayısıyla bu çalışmaktan ve üretmekten geçiyor. Çalışır ve üretirsek Türkiye'nin saygınlığı artacaktır. Türkiye büyük bir ülkedir, Türkiye güzel bir ülkedir. Az önce sofrada konuşurken dışarıdan et ithal ediyoruz. Ya bu kadar bereketli topraklarda neden biz üretmiyoruz? Dışarıdan çay ithal ediyoruz bazen. E bizim çayımız var. Niye biz kendi çayımızı tüketmiyoruz? Kaçak çay geliyor Türkiye'ye. Niye kaçak çay gelsin? Kendimiz üretiyoruz. Bizim emeğimiz var. Bizim alın terimiz var. Bizim ürünümüz bu ürün. Biz bunları tüketmeliyiz. Dolayısıyla kim üretiyorsa, kim çalışıyorsa, patronundan işçisine kadar herkese saygı duymak gerekiyor. Çünkü her emeğin altında bir alın teri vardır. Bir emek vardır. O açıdan hepinize afiyet olsun. Bize bu yemeği ısmarlayan başta müdür arkadaşımıza ve burada olmayan patronlarımıza, sanayi bölgesi başkanına yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Gracias.